destiny, and you will find infinity. Ben Naznur Çiftçi, Zara Kuaför Salonu'na hoş geldiniz. Yarından itibaren hizmet vermekte olacağız ve her zaman kapımız sizler için açıktır. Adres için Zeli Hanım'a yönlendiriyorum. Ancaktepe, Vesel Karani Mahallesi, Asır Türk Caddesi'nde bekliyoruz. Şunu da bildirmek istiyorum. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. İsmim Yunus Alp. Ben sağlık sektöründe 12 yıldır çalışıyorum. 12 yıldır çalıştığım birimler ve hastaneler, kurumsal hastaneler olmakla birlikte genelde yoğun, stresli ve büyük dikkat isteyen bölümlerde çalıştım. Bu bölüm çocuk kalp cerrahisi, yani 0-70 yaş arasındaki bütün kalp ve damar cerrahisinde sıkıntılı olan hastaların hepsinin ameliyat olup geldiği yoğun bakımlarda görev aldım. 12 yılın sonunda sağlık kabini açmaya karar verdim ve sağlık kabini de şu an Pendik Şehli'de bir sağlık kabini açtım. Sağlık kabininde ne tür işlemler yapılıyor diye merak ediyorsanız, sağlık kabinlerinde tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, serum takma, damar yolu açma, pansuman yapma, tırnak tedavisi yapma, batık tırnak tedavisi, yara bakımı, kulak delme, bu tür hastanelerin acil bölümlerinde yapılan bütün işlemlerin yapıldığı küçük bir birim demek aslında. Ve burada ayrıyetten bizim tek diğer avantajımız da bu hizmetlerimizin hepsini evde de yapabiliyor olmamızdır. Bir telefonla gelip size bu hizmetleri rahat bir şekilde, konforlu bir ortam ve steril bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu işlemlerin hepsini yaparken çocuk kalp cerrahisi kültüründen gelme
enfeksiyona dikkat, yani steril çalışma, temiz çalışmaya özen gösteriyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum ki 12 yıldır çocuk kalp cerrahisinde çalıştığım için damar yollarında hiçbir sıkıntımız yoktur. Çünkü bütün anne ve babaların korkulu rüyası olan damar yolu problemlerini biz bunu çok rahat bir şekilde bir maksimum iki kez deneyerek damar yollarını açabiliyoruz. Bizim yerimiz İstanbul Pendik Şehli'de Akşemseddin Caddesi'nde Alp Ilgaz Sağlık Kabini ile sosyal medyada veya Google haritalardan da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. İletişim adresimiz 0530 702 0839. Sağlıcakla kalın, iyi günler. Ve diğer işlemlerle hizmetinizdeyiz. Sevgili dostlar, canlar, bir cuma akşamı daha Esinti TV ekranlarında siz dostlarla beraberiz. Bizim biliyorsunuz, daha önce kızımla sunuyordum. Artık Türk'ümüzün kanalımızda başka bir kardeşimizle sunacağız. Formatımız değişti. Diyardan diyara türküler yaptık. Diyardan diyara türküler göndereceğiz. Ben Hasan Özdemir. Bir daha söyle. Ve ben Evrimcan. Bir daha söyle. Ben Evrimcan. Seviyor musun? Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet sevgili dostlar. Sesimiz gelmedi, sesimizi duyurduk. Evet. Seviyormuş, şahit olun. Şahit olun güzel dostlar.
Şimdi çok güzel konuklarımız var, değerli dostlarımız var. O kadar güzel üstadlarımız var ki aramızda. Size dolu dolu deyişler dinleteceğiz, türküler dinleteceğiz. Evrimcan'ın türküleriyle kıpır kıpır oynayacağız. Şimdi ben Evrimcan diyorum. Evrimcan'dan bir türkü dinledikten sonra konuklarımı davet ediyorum. Ben kimsenin üstüne gitmiyorum. Kimse kusura bakmaz. Ben kendi halimde bir adamım. Evet, ağzına, yüreğine, gönlüne, kalemine sağlık. Evet sevgili dostlarımız, aramızda çok değerli iki tane can dostumuz var. Birini ben takdim edeceğim sizlerin huzuruna.
Birini de ben takdim edeceğim. Dostların huzuruna. Evet canlar, aramızda öyle bir güzel bir insan var ki kendisi dede. Alevi toplumunun önde gelen ocaklarından bağlamasıyla, sesiyle çok güzel bir insanı davet ediyorum. Yok mu alkış? Helal olsun. Aşık Yorgun'u diyoruz efendim. Aşık Yorgun'u. Gel bakalım Yorgun Hoca, hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi canlı mı okuyacağım buradan mı? Sazından. Hemen seni yerine alıyorum abi. O zaman diğer konumuzla alalım. Senden türküyle başlayalım, olur mu abi? Cansın. Cansın abim benim. Evet Evrim Hanım. Değerli dostumuzu da sen davet et. Mikrofonu kapatma. Bir daha söyleyeceğim beni seviyor musun diye. Takılmaz. Bas ona. Konuş ses ver. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Onu ayarlasın kardeşlerimiz. Evet. Alkışlarınızla Hüseyin Doğan. Evet Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Sizi de ben yerinize alayım. Evet Yorgun Hocam. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bizleri buraya kadar buyurduğun için ben de sizleri kırmadım. Canı gönülden siz ve Esinti TV izleyicilerine, değerli Evrimcan kardeşime ve siz Hasan Özdemir, değerli ustad, yıllardan beri tanışırız. Konuk olmaktan zevk duyarım. Tüm canlarımı aşkı niyaz ederim. Hepsinin de güzellikten bir şekilde dilerim ki güzel türkülerle burada biz 2 saatimizi eyvallah topluma abi. Şey yap. Eyvallah. O zaman senden size şöyle güzel bir türkü alalım. Şimdi herkes gurbette olduğu için bir zalim gurbet klibi vardı. Önce onu bir rica edeyim. Tüm gurbetçilere olsun diyorum. Kazasız belasız herkes gidip gelsin memleketlerine. Dileğimiz bu. Zalim gurbet kesti yolumu. Ömrümüzü yedi, yedi bu zalim gurbet. Bu yoksulluk büktü elim kolumu. Ömrümüzü yedi bu zalim gurbet. Yine zalim gurbet kesti yolumu. Özledim anamı, dert ile doldum. Genç yaşımda 90'lık adam oldum. Ömrümüzü yedi bu zalim gurbet. Bu zalim gurbet. Geceyi gündüzü unuturum. Özledim anamı, dert ile
bilmez oldu sabahın beşi. Ne eş akraba var, ne bir kardeşi. Yorgun sitemkar gururlar taşı. Ömrümüzü yedi, yedi be bu zalim gurbet. Ömrümüzü yedi, yedi bu zalim gurbet. Bu zalim. Yorgun Üstad, ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten de dostlar, ömrümüzü yedi bu zalim gurbet. Gücümüz yetmiyor. Buradan Almanya'daki, Hollanda'daki dostlarımıza da selam olsun. Gerçekten gurbet ömrümüzü yedi değil mi Evrimcan? Kesinlikle öyle. Şimdi sana bıraksalar doğru Zonguldak'a kaçarsın değil mi? Yok, kaçmam. Vallahi de. Vallahi. O zaman ömrünü yememiş gurbet senin. Sen gurbeti seviyorsun ya. İnsan vallahi gurbeti yer. Seviyorsun sen. Tabii. Şimdi bir değerli dostumuz daha var. Hüseyin Doğan. Evet. Sayın değerli arkadaşımız. Ondan da bir türkü alalım. Bize nasıl bir eser okuyacak? Bize sürpriz olacak, onu okuyacağız. Aynen öyle. Hadi bakayım Hüseyin kardeşim. Dinliyoruz. Güzel dostum, sendeyiz. Sarah
Sevgili toprağım, ağzına, yüreğine sağlık. Sevilmedik yarmıda kalır, leyli de leyli diye, değil mi? Sevgili sağlık, harikaydınız. Şimdi şöyle bir mesajlara göz atalım. İhtiyar delikanlı demiş ki, selam mekansızım Can abim, iyi yayınlar demiş. Evrimcan hocamıza da hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ederim, kendisine buradan selamlar iletiyorum. Gönül Yazar hanımefendi bizi izliyor, kendine teşekkür ediyorum. Kıymet Aydın, güzel ablamız, güzel bacımız Almanya'dan. Bizi izliyor. Ağzına yüreğine sağlık. Harika. Selamlar Almanya'dan demiş. Teşekkür ederim. Bizden de Almanya'ya selamlar olsun. İhtiyar delikanlı demiş ki mekansız değerli Hasan abim. Sana da hayırlı olsun diyardan diyara türküler. Çok teşekkür ediyorum. Şükrü Aydın. Merhaba. İyi bayramlar dilerim. Gurbetten sıraya, sıradan gurbete selamlar olsun. Saygı ve sevgilerimiz demiş. Bizden de Şükrü Aydın'a gurbette sırada olan bütün dostlarımıza selamlar olsun. Cemal Kösemen biziz diyor, çok sevdiğim değerli abim. Buradan Cemal Kösemen'e, tüm Günçalı köyüne, eski adıya Dinar köyüne, hatta Tokat'a, Ordu'ya, Samsun'a, Sivas'a selamlar olsun. Akkuş'a, Gölköy'e. Bütün dünyaya selamlar. Aynen öyle. Herkese selamlar. Yusuf Bükülmez'le abimiz biziz diyor. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Herkese bizden selamlar olsun. İnşallah... Halk şairi, şair ve söz yazarı Yusuf Bükülmez demiş. Yusuf abi bir gün de konuk almak isterim seni. Halk şairisiniz. Başım gözüm üstüne. Tam karşınızda yazıyor. Çakır İnşaat Hasan Özdemir. Telefon da bana aittir. Oradan bana bütün dostlarım ulaşabilir. Tabii sadece böyle istekler için değil de. Çatınızı yaptırın, evinizi yaptırın, boyanızı yaptırın, badanızı yaptırın. Ne yaptırırsanız yaptırın işte. Şöyle bir daha bakalım. Erdal Demir mutlu akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ali Özdemir, Hasan Bey sevgiler, iyi programlar dilerim. Konuklarına selam ve sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hüsamettin Sadıç hayırlı programlar demiş. Yusuf Koçak hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Yorgun-i Can nefesine ve o güzel yüreğine sağlık demiş. Hocam sana gelmiş. Gülten Kaya, Ankara'ya buradan selamlar olsun. Gülten Hanım bizi izliyor. İyi akşamlar, emenize sağlık demiş. Ali Özdemir, Yorgun-i Can'a hürmetler demiş. Kıymet Aydın, ağzına yüreğine sağlık, harika selamlar demiş. Bakıyorum, şöyle Zeynep Balkaya, buradan amca kızı, sana selamlar olsun. Bayrüstü köyüne, Divriğin bütün köylerine selamlar olsun. Hepinizi seviyorum. Var mı başka? Hamide Şener, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Ali Kemal Yüksel, hayırlı olsun Hasan abi. Tüm izleyicilerine ve konuklarına iyi yayınlar, hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Ayhan Aslan, kardeşim seni çok özledim. Gittim bir Almanyalara, Almanyalara dönmüyorsun geri. İyi bayramlar Hasan abi demiş. Selamlar demiş. Mekansız candır, gerisi heyecandır. Sevdiğim eseri de gelirse... Ya göndereceğim müftiyar, sana göndereceğim. Var. Onun bir derdi var. Hani ben diyorum ya, ben böyle yar istemiyorum. Onun kesinlikle derdi amacı o.
Yusuf Koçak, Emrah Caiz, Sedat Ali, Saadet Tali Ayat'a bizi izliyor. Selamlar olsun. Kemal kardeşim Sivas'tan bizi izliyor. Divri'den selamlar olsun. Emrah Cavaz, zevkle izliyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir türkü okusam, sonra da şöyle muhabbetle devam etsek. Tabii ki. Demeyelim. Evet sevgili dostlar, yarın Aşık Daimi Üstadımızı anma etkinliğimiz var. Karacaahmet'te. Çok teşekkür ediyorum. Beni de konuk sanatçı olarak orada görmüşler. Yarın inşallah biz izleyen dostlarımız da Karacaahmet'te Aşık Üstadımızı, İsmail Daim Hocamızı yad etmek için oradayız. Anmak için oradayız. Hepinizi bekliyorum. Onun bir eseriyle başlamak istiyorum ben. Deryasıyım madem ki ben bir insan. Hakkım varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. İnsan hak da hak insan da, insan hak da hak insan da, ne ararsam var insanda. Çok merhamet var insanda madem ki ben bir insanım. Çok merhamet var insanda madem ki ben bir insan. Bunca temenni dilekler, bunca temenni dilekler, kırılsın çarkı felekler. Kuz gelir bana melekler madem ki ben bir insanım. Kuz gelir bana melekler madem ki ben bir insanım. Tevrat'ı düzebilirim, İncil'i yazabilirim. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insan. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insan. Harap benim, aşk eline şarap benim. Ayaklara turap benim, madem ki ben bir insanım. Ayaklara turap benim, madem ki ben bir insanım. Dost. Eyvallah, teşekkür ederim. Can dostlar, türkülerle başladık, biraz da muhabbetle. Yorgun abi, seni bir tanıyayım ben ya. Ben tanıyorum da tabii dostlarımız, arkadaşlarımız seni şöyle bir tanısın. Yıllardır kitaplarım var, albümlerim var. Kaç tane albüm yaptın, kaç kitap çıkardın. Tabii bu arada şiirlerini de alacağım senin. Seni bir tanıyayım abi ben. Biz hani Dersim, yani Tunceli milletin bildiği, oradan gitmeyiz. Tunceli'den Sivas'ın İmranlı ilçesinin bir köyünde yaşamaya başlamışlar büyüklerimiz. Ben de hemen hemen 55 yıldan beri İstanbul'dayım.
çocukluğumdan beri. Saz elimde 16 yaşımda Hüdayi Baba ile tanıştım. O da Seyfi Doğanay'ın vesilesiydi. Anladım. Ben onu soracaktım. Bu yorgunluk da nereden geliyor? Bu yorgunluk nereden diye, hangi i̇şte, mahlası nereden aldınız diye soracaktım. Biz aşıklarda hocam, şöyle nacizane usta çırak ilişkisi var bizlerde. Hüdayi Baba'yla hemen hemen 25 yıl diğer diğer dolaştım, hizmet ettikten sonra oğlum sana bir mahlas vereceğim dedi. Buyur baba dedim. Seni yoracaklar dedi ileride. Seni yoracaklar, anlamayanlar çok olacak. Senin adın yorgun kalsın. Baba ben bu ismi istemiyorum dedim. Oğlum seni yoracaklar yine dedi. Deyince yorgun mahlası öyle kaldı işte. Eyvallah abi. Şiirlerimi yorgun eyvallah olarak yazıyorum. Kitabını da daha ilerleyen saatlerde anlatacağız. Hatta bir dörtlükte diyorum ki yorgun yoruldu bilmez elinden, gerçeği gören var bilir halinden, Hak Muhammed Ali daim dilinden, alimlerle coşar sazımız bizim. Eyvallah abi, yüreğine sağlık. Güzel dostum, seni de tanıyalım şöyle kısacak. Ben Hüseyin Doğan, Kahramanmaraşlıyım, Elbistanlıyım. Başlarcısın. Evet, işte Mahsun Şerif Baba'nın memleketi. Memleketlisin, öyle üstadın memleketlisi olmak bile güzel. Nasıl biz Pir Sultan'ın, Aşık Veysel Hoca'nın memleketlisi diye göğsümüzü geriyorsak, senin de Mahsun Baba'nın memleketli olman çok gurur duyucu bir şey. Eyvallah. Bu kadar mı? Sadece müziği kaç yıldır yapıyorsun? Müzik ben çocukluğumdan beri başladım. Ortaokulda yıllarında çok seviyordum bağlamayı. Eyvallah. Bunun bir hikayesi var, kısaca anlatırsam. Bizim köyde bir tane saz vardı o zaman. Bekir abi diye bir rahmetli abimiz vardı. Köyümüzün çobanıydı. Onun bir bağlaması vardı. O bağlamayı bizde kalıyordu. Ben de şimdi meraklıyım. Ortaokula yeni gidiyorum. Sazlar uzun, eski sazlar uzun saplı zaten. Evet. Yetişemiyorum, yapamıyordum. Çalıyordum o gittiği zaman işe. Bir gün geldik ki akort makort kalmamış, bir şey kalmamış. Ondan sonra bir gün dedi ki Hüseyin dedi, sen de bu saz öğrenmek istiyor musun dedi. Evet dedim. Bana bir tane tokat vurdu böyle şey sevmek için. Eyvallah. Bir de ben solak olduğum için sazı sağ öğrendim. Şimdi üstadlar tokat atmazsa çıraklar yürümez abi. O yüzden. Evrimcan gel bakayım sen. Hele bir gel. Bir de seni tanıyayım kız, sen kimsin? Nereden geldin? Ben Evrimcan. Nereden geldin, kimsin? İstanbul'dayım. Anam ne kadar İstanbul'u seviyor bu la. Ya İstanbul'da senin memleketin nere, nerede doğdun ana? Memleketim Zonguldak. 28-30 yıla yakın oldu. İstanbul'dayım. Evet, kaç yıldır müzik yapıyorsun? Kaç tane eserin var? Kaç tane klibin var? Bak bundan sonra programları beraber yapacağız. Tabii hemen ki diyor ki ben İstanbulluyum. Ben de yok Kayserliyim. Kayser'den geldim, yapacak bir şey yok. İstanbulluyum kesin. Tabii ki 7 tane klibim var. Şimdi 8.'sini çekeceğiz bayramdan sonra. İşte az kaldı, 2 bir hafta içinde falan. 4 tane daha yeni eserlerim yapılıyor. Altyapıları bayağı, çalışmalarımız bayağı bir ilerledi. Eyvallah. Derken bundan geldim sonra müzik buralar hayatındayız. Bundan sonra Esin TV'deyiz. İnşallah. Beraber inşallah müzik programları hayatında yapacağız. Hayatında başarılar dilerim. Esin TV'de bizi böyle yücelttiği için, bize de işte programlarında yer verdiği için teşekkür ederim ki ne güzel biz de konuklarımızı alabiliyoruz, dostlarımızla sohbet edebiliyoruz, işte ekran başında bizleri izleyenleri alabiliyoruz. Senden hemen bir türkü alıyorum, arkasından Yorgun'u baba, iki tane peş peşe yapıyorsun. Hadi peki, bakalım. Göndersin. Oynayayım mı? Böyle. Rejim. Vallahi kapı gıcırtası oynanır. Can oy can oy can oy can, yar can oy can oy.
hoca, yüreğimi yakışın can hoca, gözlerime bakışın can hoca, senin gibi yarime can kurban, gözlerime bakışın can hoca, senin gibi yarime can kurban. Oycan 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 oycan, yarcan oycan 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 oycan, oycan 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 oycan, yarcan oycan 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 oycan. Eyvallah, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Bundan sonra beraberiz. Evet. Her hafta. Her hafta beraberiz. Cuma günü. 17.30'da. Pardon, 19.30'da. Buradayız. Evet sevgili dostlar. Patronumuz, can dostlarımız ilk defa program sunduğu için biraz heyecanlı. Heyecanımızı da hoş görün. Heyecanın seline biraz kapılabiliyoruz. Değil mi? Yapabilecek bir şey yok. İnşallah son olur bu heyecan olduğu için. Heyecan daha güzel. Heyecanlı olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Vallahi diyorum olsun ha. Olsun da 19'u 17 söylemiyorum yani. Heyecanlı olmadığı yerde bir şey olmuyor. Heyecan olacak. O zaman sen yerine bir otur. Peki. Erhan Hocam. Kurban olurum senin yüreğine. Yorguni. Beni hiç yormadan şöyle düşündürmeden iki tane peş peş eser alabilir miyim senden? Teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Bir de kendisi yazıp okuduğu için. Tabii eserler kendinin. Güzel. Çok güzel bir şey. Kendimi. Ozanlık geneliğinde güzel bir aynen, çizgi. Aynen. Güzel de bir ses. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Programımız da hayırlı olsun. Şimdi büyük ustadım Mahsuni Baba derdi ki, güneşe saygıdandır çiçeğin boyun eğmesi, insanların en yücesidir insan insanı sevmesi. Aşıklık geneliğinde, insanlık geneliğinde sevgi bitmez. Ama yeter ki doğrudur, hakikatli bir yolda olursak. Aynen. Onun için ben başarılar diliyorum. Çok İkinize de ederim. Güzel programlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Almanya'da bizi izleyenler var. Onlara bir selam gönderebilir tabii miyiz? Tabii ki, tabii ki. Başım üstüne. Başta büyük ustadım Ali Nurşani Baba şu an Almanya'da bizi izliyor. Ay, hocam selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Emekçi Baba izliyor bizi, Ozan Emekçi. Çok Almanya'da emekçi. Aysel Kaya ve eşi Kasım Yelesen, Osnabrück'te İmam Dedemiz ve Keskin ailesi. Bir de Yozgat'ın Kösreli köyünde, Aydıncı Kösreli köyünde çok değerli bir canımız. Hem köy halkına hem Turan Göküz canımıza sevgi selamlarımı iletiyorum. Köln'de de Aşık Taner'i grup yoruma da saz çalıyordu bu kardeşimiz. Aşık Taner'i. Eyvallah, eyvallah. İbo canıma. Selam şimdi olsun. Türküme başlıyorum. Evet. Türküme başlıyorum. İki tane peş peşe eser alayım senden abi. Tabii. Öyle. Şu an İzmir'de de bizi izleyenler çok. Onları sırayla selam sırayla göndereceğiz. Sırayla selamları da göndereceğiz tabii. Telefon varmış. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyorum? Ben Sibel Çelik Özkara. Halk Ozanı Aşık Yorgun'un kızıyım. Vay, kurban olurum sana. Amca hoş kurban. Geldiniz. Hoş geldiniz. Ederim. Elinizden öperim. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba. Sağ olasın. Babamdan bir türkü rica edeceksin. Tabii ki. Baban seni dinliyor.
Canım benim. Eşim Eren'e de çok çok selam var. Eşime gelsin bu türkü. Kimsesizler ülkesini rica edecektim. Hangisi kızım? Kimsesizler ülkesi. Seyfi Doğanay Seyfi var ya. Seyfi babadan. Alır başıma giderim kimsesizler ülkesine. Evet. Eyvallah bacım. Güzel, eyvallah. Herkese çok çok selamlar bütün canlara. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aradığın için bizi. Onur ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Tüm Sivas'ın İbrahim'i, Kapıkaya köyü ve tüm türkü dostlarıma, tüm Çelik ailesine, tüm Özkar ailesine olsun kızım. Eyvallah. Kızımızın bebeği de ağlıyor. Buradan da onu öpüyorum ben. Ses geliyor. Selam olsun onlara. Buyur hocam sen de. Ağlar benim ardımda, habersiz hem dermanımda. Kim ağlar benim ardımda, habersiz hem dermanımda. Doğanay sen sonra da ararlar mı bilmiyorum. Sen sonra da ararlar mı bilmiyorum. Alır başım gider, kimsesizler ülkesine. Rüzgarlar beni dinlesin, dağlar taşlar yeter bana. Rüzgarlar beni dinlesin, uzun dağı yeter bana. Eyvallah hocam, yüreğine sağlık. Bu da kızımıza gitsin.
Rahmetli Seyf Hoca'nın da ben çok çalıştım. Arkasında da çok bağlama çaldım. Allah mekanını cennet etsin. Çok güzel eserler bıraktı gitti. Bir tane daha hemen peşinden bağlamanı bir istiyorum hocam. Bir de Nurşani Baba'ya söz verdim. Onun bir eserinden okuyorum. Hadi bakalım Nurşani Baba'ya da buradan selamlar. Almanya'ya selamlar olsun. Bu eserim de İzmir'de Ali Ekber ve Nurten Bacım'a, Güllü Ana'ya ve Serkan'ıma, tüm İzmir'de Yusuf Baba'ya olsun. Zaman bu hızlandı, vakit bir başka. Vay be, vay. Zaman bu hızlandı, vakit bir başka. Geceyi kaybettim, günler yabancı. Geçen günler geçti gibi götürdük. Hayal karşımda dünler yabancı. Daha güz gelmeden dalı dökülmüş. Hangi fırtınadan kökü sökülmüş. Baharda bir başka inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. Hangi fırtınadan kökü sökülmüş. Baharda bir başka inler inler yabancı. Baharda bir başka inler yabancı. Yabancı. Nurşaniyem ben ölürsem nem kalır. Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır. İnsan insan bir kaç seven can kalır. Salım zulüm eder sanmamam kalır. İnsana insanlık kimler yabancı. İnsana insanlık kimler yabancı. Zalım zulüm eder sanmanam kalır. İnsana insanlık kimler yabancı. İnsana insanlık kimler yabancı. İnsana insanlık kimler yabancı. Yabancı.
Şu an değerli usta, şu an Almanya Bremen'de bizim İnan Mutlu aramış, ailesine ve çocukların gözlerinden öpüyorum. Eyvallah abimizle de Almanya'ya sağlık. Selamlar olsun. Mesajlara bir göz atalım. Şöyle değerli ustalarımızla da devam edelim. Şöyle telefon bakıyorum. Telefon varmış. Önce bir telefonumuzu alalım isterseniz. Öyle mi? Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba, hoş Aslan geldiniz Bey. Yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Ali Özdemir efendim. İyi valla Ali abim benim. Nasılsın? Harika gidiyor. İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim abim benim. Burada da tam mesajını okuyacaktım, sen aradın. Yorgun, ne kadar? Yorguni baba yıkıyor ortalığı. İyi valla. Yorguni baba da duyuyor seni. Ellerini açıp dua ediyor bak. Sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizlerle sen... canlar benim. Sen de yaratıyorsun, eser yaratıyorsun. Hayırlı sen... programlar diliyorum canım benim. Bir teşekkür eserim. Ederim. Ali abim, seni de bir gün konuk alalım yanımıza, olur mu? Olur efendim, olur efendim. Tamam abi, bak ekranda benim telefonum yazıyor, oradan alabilirsin. Telefonum bende var zaten. He, var değil mi sende? Tamam abim benim. Çok teşekkür ederim. Var mı bir isteğin? Canınızın sağlığı, Yorgun'un babadan sırada ne varsa. Eyvallah abi, eyvallah. Kapıkaya köyüne gelsin. Eyvallah Ali abi. Şu güzel şiirlerinden de seni biraz coşturalım böyle buraya abim benim. Yayını da paylaşırsanız sevgili dostlar, bizi izleyen dostlar, paylaştıkça çoğalıyoruz biz, biliyor musunuz? Aynen öyle olur. Yani paylaşın, paylaştıkça çoğalalım. Sanatçı alkış almadan türkü bile söyleyemiyor. Aha, bizim yönetmen de hiç alkış çalmıyor bana, var ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yok. Yönetmen cevaplıyor arayanları. Eyvallah abim benim. Aradığın için çok Sedat teşekkür Bey, ederim. Sedat Bey maşallahı var. Eyvallah eyvallah. Sedat Turan tabii bizim can dostumuz. Böyle gözlerimin içine bakıyor. Hasan abi gelip boynuma mı sarılacak diye de sarılmayacağım. Allah cezanı verecek. Sarılmayacağım abi ya. Ali abi aradığın için çok teşekkür ediyorum abim. Çok sağ ol. Yüreğine sağlık. Biz izlemede kal. Olur mu abim benim? Bizim Zeynel Şenol. Gül Suyu'ndan, Cem Evi'nden Zakir'imiz geçen haftada konuğumdu. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar, başarılarınızın ve muhabbetlerinizin daim olsun. Selamlar, sevgiler, Yorgun'u baba. Erenler'den güzel bir deyiş talep ediyorum. Şeker bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Ali Kemal Yüksel, tüm Esinti TV çalışanlarına, yönetim kurulu başkanı Sayın Sedan Duran'a, ekranları başındaki gönül dostlarına hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Hüsamettin Sardıç, Evrimcan Solist'ten Sevdalı Gülüm türküsünü söylemesini rica ediyorum demiş. İyi akşamlar demiş. Tabii ki olabilir. Şöyle bir de bizi otobüste izliyormuş. Sevgi Az. Az solistimiz bizim değerli dostumuz. O da iyi yayınlar demiş. Hocam demiş, teşekkür ederiz. Ramazan Karagöz, teşekkür ederim kardeşim demiş. Ramazan Karagöz, buradan Ağrı'da mısın, Irak'ta mısın Ramazan bilmiyorum. Yoksa Antep'te misin? La benim dişlerim kırıldı, ne zaman gelip yapacaksın? Dişsiz kaldım lan. Can dostum. Alo. Telefonumuz varmış. İstersen alo. Telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm mekansız. Aleyküm selam ihtiyar. Ne haber, nasılsın, iyisin? Bomba gibi yayın gidiyor ortada. Çok teşekkür ederim kardeşim teşekkür benim. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Bu arada değerli üstadımıza da hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun efendim. Değerli konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Eyvallah kardeşim benim ya. Sen bir tanesin, bir tane. Mekansızım, vallahi oraya yazdım. Ne yazdın? Ne yazdım? Ben, yani beni mutlu etmek istiyorsan beni mesela okuyorsun. Ya seni mutlu etmem mi be ihtiyar? Ya bu kadar da sistemkar olmayalım da. O zaman yoksa kendimi köprüden aşağı atarım. Bak, şimdi o türkü, narsist insanlar var ya, özür dilemesini bilmez. Gerçekten narsisttir ya. Özür dilemesini aynen, bilmez. Aynen. Hata yapar yine özür dilemez. Abi, buna yazılmış. Tamam, sıra bana gelince gidiyor. O türküyü Candaşı okuyacağım. Candaşı kardeşimizin de emeğine yüreğine sağlık. Eyvallah. Candaşı çok güzel bir kardeşim. O benim can kardeşim, kralım. Hepimizin Candaşı. Buradan Esinti TV ailesini izleyen herkese de kucak dolusu selamlar olsun efendim. Hepsi birbirinden değerli. Yayınımızı paylaşalım arkadaşlar. Buradan aynen, ben de bağırayım öyle. Böyle dostlar, söyleyeyim. Dostlar, biz paylaştıkça çoğalıyoruz evet, değil mi? Evet.
paylaşalım lütfen. Herkese YouTube'dan selam, saygılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili mekansızım. Teşekkür ederim kardeşim. Ablamıza için da selam. Başarılar diliyorum hepinize. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Sezai Akkoyun. İyi akşamlar kardeşim. Harili yayınlar kolay gelsin demiş. Kardeşim demiş ki iyi akşamlar bir deyiş. Okursanız Divriye gelsin demiş. Eyvallah kardeşim. İnşallah okuyacağız. Şöyle tekrar bakalım. Ayhan Aslan abim ben de seni özledim demiş Almanya'dan. Teşekkür ederim. Ayhan kardeşimle biz İzmir'de çok programlar yaptık baba. Yani Ardahanlıdır, güzel bir kardeşimdir. Çok güzel bağlaması, güzel bir sesi vardır. Aleyküm selam olsun buradan herkese. Hüseyin Orta hayırlı bayramlar, hayırlı yayınlar. Değerli Hasan abi, değerli ablam Evrimcan demiş. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ne demiş Hüseyin Orta? Yüreğinize sağlık. Değerli ablam paylaştım Sedat. Ali Özdemir, ortadaki herkese selam olsun. Sizleri otobüsten izliyorum demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz kendisine. Benim damat izliyor bizi, teşekkür ederim. Şu anda da ilerideki dakikalarda bakacağız. Evet abim, senden bir eser alalım. Tabii buyurun. İsim soy isim Ramazan Karagöz. Bu sanatçı kardeşimiz adı Yamanlı. Dişçi değil de hani Ramazan. Abi benim Karagöz. Tanıdım. Öyle mi? Benim sanatçı tanıdığım dostumuz. Benim tanıdığım da bir Ramazan Karagöz güzel, var. Antepli, ben de evet, o kardeşim sandım. Anladım. Ya fark eder mi? Hadi Cihan Şair. Sonuçta ikisi de üstad. Tabii tabii. Biri diş yapıyor üstad, biri şiir yazıyor üstad. Çok güzel sesi var bizim gibi ozanlara. Abi o zaman telefonlardan bize ulaşırsa. Bir gün de sana konuk olsun. Konuk yaparız tabii evet, ki. Ramazan. Evet güzel abim, senden de bir eser alalım. Şöyle gümbür gümbür gidelim. Eyvallah abi, başlarsınız buyurun. Açamam akı karadan seçemem. Kanadım yok ki uçamam, kolum yaralı yara, kolum yaralı yaralı, kolum yaralı. Kanadım yok ki uçamam, kolum yaralı yaralı, kolum yaralı yaralı, kolum yaralı yaralı. Hüdayim gafletten uyan, sensiz geçen ömür ziyan. Ruh bir arı vücut kovan, balım yaralı yara, balım yaralı yaralı, balım yaralı. Ruh bir arı vücut kovan, balım yaralı yara, balım yaralı.
güzel dost, yüreğine sağlık. Vallahi ne kadar güzel dostlarımız, sanatçı kardeşlerimiz var değil mi? Evet, evet. Şimdi bu ihtiyarın isteğini yerine getirmesem benim başımın etini yer biliyorum. Gece evde bile rahat bırakmaz beni. İhtiyar delikanlı var ya. Ama bu türküyü de ben birkaç tane dostumuza ben buradan armağan edeceğim. Başta Saadet Ayata'ya, kendisi de güzel bağlama çalıp okuyor, o güzel dostumuza. Sonra Gülten Kaya hanımefendi Ankara'dan bizi izliyor. Ben ona Baki Arslan kardeşime, Remzi Çabuk kardeşime, Songül Satılmış hanımefendiye, İsmail Tanrıverdi'ye ben bunları, bu türküyü armağan ediyorum ama şöyle hocam başında bir tane sitem yapayım ya. Sitemsiz olmuyor değil mi? Kesinlikle. Çok da güzel bir eseriniz. İnşallah en kısa zamanda bir klibini çekeriz onun. Vallahi inşallah Sedat, ben bekliyorum sabırsızlıkla. Sedat Aktaş kardeşimin, namı değer candaşı kardeşimin de yüreğine sağlık. Çok güzel kalemi var. Onu buradan öpüyorum, yüreğinden öpüyorum. Hemen bağlamam, elim alıyorum uzun zaman vermeden. Çünkü bizim için türküler çene değil değil mi hocam? Türküler önemli. İzmir'den Nurten Kendircioğlu bacımız da izliyor. Eyvallah, başlardır. Ona da gelsin o zaman. Ailesine gelsin. Herkese gelsin. Biz dinleyen herkese gelsin. Güzel bir eser çünkü. Başında uzun bir hava, kendi sözleri bana ait bir kıtacık. Arkasında ondan bağlayayım. Düşesin de derman olmasın, ölmeye de sürünesin yar ben görem. Çocuklar yüzüne bakmasın, eşin dostun kapını çalmasın, ölmeye de sürünesin kız ben görem. Neden ben görem kayın ben gör. Eşin dostun kapını çalmasın, ölmeye de sürünesin kız ben görem. Beni ben görem, kayın ben görem. Uzak dursun vefasızlar, ben böyle yar istemiyorum. Çektiğim hep ahile zar, ben böyle yar istemiyorum. Böyle yar istemiyor, ben böyle yar istemiyor, ben böyle yar istemiyor. Yuva yıkmak çabasında ben böyle yar istemiyor, ben böyle yar istemiyor, ben böyle yar istemiyor. Baksın kız tependen, ben böyle yar istemiyorum.
Allah baksın hep de benden. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Dili var yar papuç kadar, dolanır gözler radar, etti bana dünyayı dar. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Etti bana dünyayı dar. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar. Gece yastıkla yatarım, yatak yorgana çatarım. Gece yastıkla yatarım, yatak yorgana çatarım. Yeter ananı satarım. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Yeter ananı satarım. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Kahvaltı yok, tabaklar boş, boş çandaşı durmadan boş. Bura bura delindi dış. Ben böyle yar istemiyorum. Vura vura delindi dış. Ben böyle yar istemiyorum. Ben böyle yar istemiyorum. Ben seni hiç istemiyorum. Evet sevgili dostlar, reklam parası, ekmek parası. Reklamlar. Reklamlar. Bir daha söyle kız. Reklamlar. Ben Nazlı Çiftçi, Zara Kuaför Salonu'na hoş geldiniz. Yarından itibaren hizmet vermekte olacağız. Ve her zaman kapımız sizler için açıktır. Adres için Zeli Hanım'a yönlendiriyorum. Ancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Asır Türk Caddesi'nde bekliyoruz. Şunu da bildirmek istiyorum. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Teşekkür ederim.
İsmim Yunus Alp. Ben sağlık sektöründe 12 yıldır çalışıyorum. 12 yıldır çalıştığım birimler ve hastaneler, kurumsal hastaneler olmakla birlikte genelde yoğun, stresli ve büyük dikkat isteyen bölümlerde çalıştım. Bu bölüm çocuk kalp cerrahisi, yani 0-70 yaş arasındaki bütün kalp ve damar cerrahisinde sıkıntılı olan hastaların hepsinin ameliyat olup geldiği yoğun bakımlarda görev aldım. 12 yılın sonunda sağlık kabini açmaya karar verdim ve sağlık kabini de şu an Pendik Şehli'de bir sağlık kabini açtım. Sağlık kabininde ne tür işlemler yapılıyor diye merak ediyorsanız, sağlık kabinlerinde tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, serum takma, damar yolu açma, pansuman yapma, tırnak tedavisi yapma, batık tırnak tedavisi, yara bakımı, kulak delme, bu tür hastanelerin acil bölümlerinde yapılan bütün işlemlerin yapıldığı küçük bir birim demek aslında. Ve burada ayrıyetten bizim tek diğer avantajımız da bu hizmetlerimizin hepsini evde de yapabiliyor olmamızdır. Bir telefonla gelip size bu hizmetleri rahat bir şekilde, konforlu bir ortam ve steril bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu işlemlerin hepsini yaparken çocuk kalp cerrahisi kültüründen gelme, enfeksiyona dikkat, yani steril çalışma, temiz çalışmaya özen gösteriyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum ki 12 yıldır çocuk kalp cerrahisinde çalıştığım için damar yollarında hiçbir sıkıntımız yoktur. Çünkü bütün anne ve babaların korkulu rüyası olan damar yolu problemlerini biz bunu çok rahat bir şekilde bir maksimum iki kez deneyerek damar yollarını açabiliyoruz. Bizim yerimiz İstanbul Pendik Şehli'de Akşemseddin Caddesi'nde Alp Ilgaz Sağlık Kabini ile sosyal medyada veya Google haritalardan da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. İletişim adresimiz 0530 702 0839. Sağlıcakla kalın, iyi günler.
herkesi selamlıyoruz. Yıllardır hayalini kurduğum, sevdiğim mesleklerden biri olan profesyonel ekibimizle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonel kalıcı makyaj, jel tırnak, protez tırnak, kalıcı oje ve diğer işlemlerle hizmetinizdeyiz. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esinti TV'den canlı yayın. Pazar akşamı saat 22'de Sedat Duran Show sizlerle. Koşayım sana, yak beni, yaktın beni, tutuldum sana. Senle ben, senle ben, yakıp yakıp gecenin, senle. Thank you.
Vay 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 sevdalı gülüm. Aşk acısı çekenlere gelsin. Vallahi. Bütün herkese gelsin. Aman ben aşk acısı falan çekmiyorum. Bana bir şey gelmesin. Evet güzel kardeşim bir hareketli giriyoruz. Arkasından da değerli dostlarımızdayız. Evet kesinlikle öyle olsun. Olabilir, tamam. Olabilir. Benim mikrofonum da açık kalsın böyle. Her gün var. Abi o yüzden mi? Buradayım. Burada mısınız? Buradayım. Gitmeyeceğim. Ne zaman? Gitmeyeceğim. Her cuma buradayız. Ulan oğlum sen buradaysan ben de gidiyorum ha. Her cuma buradayız gitmeyeceğim. Allah'ım sevgili yönetmenim bu gitmeyeceğim diyor. Bu çıldırmış ne diyor? Buradayım. Ben gidiyorum o zaman hadi bay bay. Şöyle. Gitmeyeceğim. Aman 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 aman. Evet sevgili dostlar, seyirci kardeşlerim. Bu arada aramıza çok güzel bir abimiz geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır dostuz. Hatta pandemiden çok önce. Alkış Karadeniz'in güzel bir sesi yanımızda. Bizi izlemeye geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanda belki bir tane eseriyle de onu alabilirim. İbrahim Can dostum geldi. Kendisine geldiniz, teşekkür kendisi. Ediyorum. Yanında bacımız gelmiş. Bacımıza da hoş geldiniz diyorum. Evet. Yorguni Baba sendeyim. Hadi şöyle dertlendir bizi biraz. Ötelere götür. Nereye götürüyorsan götür. Ali Hoca'nın eserini okuyacaksın herhalde. Kimin? Eserini şimdi Ali Hocam şairimiz Sivas Kangal. İyi tanıyorum. İyi tanıyorum. Evet. Doğmuş, evet, İstanbul'da evet, evet. İş adamı. Güzel eserler yazıyor. O iş adamı da bize bir tane. Niye? Buradan sesleniyorum. Ali abi bak. Yemin ediyorum var ya kapının önüne gelir yatarım. Kangal köpeğiyle de gelsen beni kaldıramazsın. Sponsor olacaksın. İş adamı abi. İnşallah sizi duymuştur. Duyacak. Yemin ederim Kangal köpeğiyle de gelsen beni kaldıramazsın. Çünkü ben de Divri'nin köpeğim sırarım. Çok kötü sırarım. Kangal da sırarım affetmem. Korkunç. Evet hocam.
Şimdi bu Erzincan'da 9 kişi toprak altında kaldı ya Maden Hocam'la ilgili. Evet. O acımız büyük, gerçekten büyük. Allah rahmet eylesin orada kalanlara. Acılar göstermesin Yüce Rabbim inşallah. Ailelerine sabır diliyorum. Başlasın dede. Bu eser Ali Şatoğlu, Mersin'de Faruk Nasen, Cafer Kibram ailesine Ercan dede ve bizim Ali Baba diyorum ben onu da, Umut Ali, kendisi Adıyamanlıdır. Şu annesi babası da hoca. Eyvallah. Buradan da Adıyaman'a sevgi saygılarımızı, Urfa'ya, Hatay'a, orada depremde ölen bütün kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlara da Cenab-ı Allah sabır versin, sağlık versin. Acımız gerçekten büyük. Biz 2023'ü acı acı yaşadık. İnşallah bir daha da böyle şeyler Allah'ım bizim ülkemize, bizim ülkemize değil, bütün ülkelere ya, bütün insanlara yaşatmasın, kurban olduğum Allah. Eyvallah. Amin inşallah yaşatmasın. Kartal'da Dilek kızım ve Serap işte kızımız da bizleri aramış. Eyvallah teşekkür abim. Hadi sendeyiz. Şöyle bir eserden seni alalım abim benim. Evet. Maden Ocağı'nda kaybolan canlar, söz müzik. Biz Ali Özdemir, hani Ali Taş Mahallesi ile okuyor değerli yönetmenim. Değerli Sedat yönetmenim. Maden Ocağı'nda kaybolan canlar. Görüşürüz kardeşim. Evet, geliyor eser. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Çok güzel, rahmetli olan insanlarımıza gelsin. Hepsine yani sabır diliyorum ailesine. Evet. Kesinlikle. Yani üzücü bir olaydı. Ali yaşanmıştı. Taş. Ben de Zonguldaklı olduğum için evet. Ölenlerine Allah rahmet eylesin. Hani geride kalanlara Allah sabırlar versin. Söz müzik Ali Taş ustadımızın. Ali ustadımıza da buradan selam olsun.
Yorgani Baba, senin de yüreğine sağlık. O kadar güzel bizi duygulandırdın ki gerçekten. Hani bir eser daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Emekçi babanın da zannedersem kazmayı vurduk madene, evet. Ses çıkardı daha nedene. Kömür ocağında yine kalan bizlerdik. Zaten gerçekten. O giden canlıları evet. Zaten o anda. Aynen. Emekçi baba izliyor Almanya'dan da düşüremiyor galiba ama ondan da okuyabilirim. Yani tabii ki okuyacağız. Sırayla böyle gidiyoruz. Evet güzel dostum senden ne alalım? Şöyle bir eser de senden alalım. Ben mi okusam emekçi baba? Evet. Abi buyurun buyurun evet. Fark eder mi? Emekçinin türküsünü ben... Hadi abi ben senden dinleyelim bir tane emekçi türküsü. Emekçi ozanımıza saygılar burada. Baş tacısın. Geliyor geliyor. Memleketim Araş emekçi adı. Memleketim Araş emekçi adı. Yoruldu gençliğim, yoruldu tadı. Kendimi kimseye anlatamadım.
yüreğine sağlık. Eyvallah güzel abi. Teşekkür ederim. Gerçekten yüreğinize sağlık. Ben şöyle çok isteklere bir göz atalım mı? Gerçekten. Şöyle isteklere bir bakalım. Bakalım kimler bakalım yazmış, bakalım kimler yazmış. Kimler bizi izliyor oradan. Söyle o zaman. Çok... Gültekin, siz okuyun, Öz Yıldız, doğru. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir program oluyor demiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz buradan kendilerine. Ağzınıza, yüreğinize sağlık demiş İhtiyar Dalıkanlı. Bizi hiç bırakmıyor. Teşekkür ederim ona. Razı olsun. Sevgaz yine sevgilerini göndermiş. Şu anda da görünen bu kadar. Şimdi sıra bende. Helal. Canlı yayın telefonlarını verelim isterseniz. Buyurun. 0216-398-58-52 bizleri arayabilirsiniz. Canlı sohbetlerimiz olabilir. Çok güzel yayınımız olacağına eminim. Eyvallah. Sizce de öyle değil mi? Vallahi bence de öyle. Bence öyle. Vallahi de. Tabii kız ki. Kız bir yemin çok et. Güzel. Bir yemin et. Vallahi çok güzel oldu. Alo. Tamam ne güzel yemin ediyor. Gördünüz mü? Alo de bakayım o zaman. Alo. Merhaba. Alo. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim. Canlı yayına bağlanamıyoruz mu? Buyurun bağlandınız. Ama alo. Efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sağlıklı saatli yayınlar diliyorum. İzmir'den selamlar saygılar. Selamlar bizden. Çok teşekkür ederim. İzmir'e selamlar olsun kardeşim. Eyvallah eyvallah ya. Harikasınız. Yemin ederim var ya. ben bir bilgisayardan izliyorum. Severek ilk defa izliyorum sizin kanalınızı. Eyvallah. İlk defa izliyorum sizin kanalınızı. Hoş teşekkür geldiniz. Ederiz. Bundan sonra da ayrılmayın inşallah. Her cuma 19.30'da buradayız. Beraberiz inşallah. Bilgisayardan izliyorum. Severek ilk defa izliyorum sizin kanalınızı. Eyvallah. İlk defa izliyorum sizin kanalınızı. Bundan sonra ayrılmayın inşallah. Her cuma 19.30'da buradayız. Vallahi inşallah. Sesinizi... İnşallah. Yok. Müziğin sesini kısarsanız televizyon sesini, sizin sesinizi pardon, alamıyoruz güzel pardon, kardeşim. Yorgunum babadan sıradaki türkü tüm canlara gelirse sevinirim. Eyvallah. Yorgunum baba da sizi duyuyor. Teşekkür ederiz. İzmir'den Yusuf Koçak. İzmir'den Kahraman Çorumlu. Vay. Kahraman Çorumlu. Yusuf Koçak, evet. Sen İzmir'in neresindesin Can? Ben İzmir'in Bahçelievler, Karabağlar Bahçelievler. Karabağlar'dasın. Karabağlar'a selam olsun. Eyvallah. Şeyde Yamanlar muhtarı da Kemal abi var. Çorumlu o da Karaman. Tanır mısın? Evet. Kazı Karaman Çorumlu. Benim sanımım dostumdur. Ben de orada çok kaldım. Evet. Buradan Kemal abi de selamlar olsun. Selam olsun bizden. Özellikle Yorgun'u babadan istediğim bir eser var mı? Sıradaki türküsüne tüm canlara, tüm sizlere, tüm sevenlere, izleyenlere gelsin efendim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah babam. Eyvallah. Her şey teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizden ayrılmayın. Yayınımızı paylaşın lütfen duranlar. Bol bol paylaşım yaparsanız çok teşekkür ederiz sizlere. Minnettarlar oluruz. Şimdi sıra bende herhalde. Bir tane türkü okuyayım değil mi hocam? Kızmazsın değil mi? Vallahi canımsın ya. Bunun kızacağını biliyor musun? Bu kayın baktı bana. Bu öyle bir kayın baktı ki toprağım böyle yandan yönetmenim. Amına bir alkış çalsınlar mı? Şimdi öyle baktım ki yine ben sensiz hani az önce okuduğunuz eser vardı ya. Ben böyle bir yer istemiyorum. Ha. Acaba tekrarını mı okuyacaksınız yoksa daha güzel bir eser mi okuyacaksınız? Vallahi bilmiyorum o ki. Güzel, o zaman ne diyeceğim biliyor musun? Yani diyecek. Eyvallah ne diyeceğim biliyor musun? Her gün başka bir taraftan esersin. Deli misin? Divane mi sevdiğin? Süper. Ne dedim de benden ayrı gezersin. Yine isyan var. Divane mi sevdiğin? Yine isyan var eserlerde. Mulis Akarsu hocamızı buradan selamı, yad ediyorum. Yani. Allah mekanını cennet etsin. Nurlar içinde yatsın. Bizim eve gelmişti Gülsü. Eyvallah abi. Hemen ben bağlamamı alıyorum sevgili dost. Şimdi... Ustadım Hüdayi Baba der ya bir dörtlük. Evet. Ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını ne dikene dokun ne teli incit. Aynen eyvallah hocam. Bunu bütün bizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Kardeşim istemişti Sivas Divri'den. Kardeşime armağan ediyorum. Onu yüreğinden öpüyorum. Çok seviyorum kardeşimi. Bizi dinleyen herkese gelsin. Tüm dinleyenlere. Gelsin.
sensin benim hissim divanem, sevdiğim vay beni beni. Ne dedim de benden ayrı gezersin, benim hissim divanem, sevdiğim. Ne dedim de benden ayrı gezersin, benim hissim. Suyu bilmem böyle mi sevdin, aşkın ateşiyle sinemi deldin. Benim bu halıma sen sebep oldun, deli misin divanem sevdim. Benim bu halime sen sebep oldun, deli misin divanem. Daha okuyayım hocam istedikleri. Ondan sonra sendeyim. İki tane peş peşe sen, iki tane peş peşe kardeşim. İki tane evrimcan ben okumayacağım, oynayacağım. Az kaldığı için türküyü de yarıda kestim. Özür dilerim. Dedem hemen böyle kısa kısa bir türkü kardeşimden. 10 dakika zamanımız varmış. 10 dakikaya sığdıralım. Son kapanışımızı Evrimcan'la evet. Yapalım. Kapanış benimle yapalım. Ses geliyor mu hocam? Ozan Perişan Ali'den Maraş Narlı'da Rındo Baba ve ailesi Hatice istemiş, ondan okuyacağım. Hilekar dostlar da bıktım usandım, lekesi olmayan öz gerek bana. Aşkın ataşıyla yandıkça yandım, kararmak bilmeyen köz gerek bana.
emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sazınıza, sesinize, nefesinize sağlık. Şimdi Hüseyin Doğan'dan bir tane alalım ama kısa olsun. Saatimiz çok yaklaştı galiba. Yaralanmış yine gönlüm hoş değil. Bugün dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş. Hoş hasretin zor imiş, her demoğuz zalim. Hasretlik zor imiş, her demahum zar imiş. Derd adamı yer imiş, derd insanı yer imiş. Derd adamı yer imiş, derd insanı yer imiş. Akar suyum yansam da, kül olup savrulsam da. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sazına sözüne sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi ben bir tane vedalar alalım o zaman. Güzel abi. Can. Çok teşekkür ederim. Bizleri buraya kadar konuk ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Ekran başındaki tüm izleyicilere, tüm türkü dostlarıma hepsine selamlar olsun. Sevgi, saygılar kalalım. Teşekkür ederim ben de. Teşekkür İyi ki ederiz. Geldin. İyi ki varsın. Yolun açık olsun. Her zaman böyle devam et. Cansın, bana da bir kitabını bırakırsan sevineceğim. Evet abim, senin duygularını da alalım. Evvela bizi buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen tüm arkadaşlara, dostlara, yurt dışındaki arkadaşlara ikisine selam söylüyorum. İyi bayramlarını diliyorum. Başlasın. Ben de bir dahaki sefere böyle can dostumuzu ayrı ayrı konuk alacağım. Birer kişi alacağım, daha çok türkü söyleyelim. Olur mu? Şimdi sevgili dostlar, haftaya cumaya Evrim Can'la. Evet, beraber. Birbirinden değerli. Anam bu benim adımı unuttu ya lan. Ben Evrim Can'la diyeyim, hep beraber diyor. Hasan Özdemir. Çok şükür söyleyebildin ha. Evet sevgili dostlar, bir dahaki haftaya Evrim Can ve Hasan Özdemir'le beraberiz. Diyardan diyara türkülerde buluşuyoruz. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Evrim Can'ın şöyle güzel bir hareketli türküsü, ben de oynayacağım.
Gelin misin kızmasın Naciyem. Gelin misin kızmasın Naciyem. Akşam sana geleceğim Naciyem. Akşam sana geleceğim Naciyem. Evde yalnız mısın Naciyem? Evde yalnız mısın Naciyem? Misafirim var. Katmeri Naciyem, karanfilin katmeri Naciyem. Al yanına yat beni Naciyem. Al yanına yat beni Naciyem. Benden güzel bulursan Naciyem. Benden güzel bulursan Naciyem. Kalyoladan at beni Naciyem. Kayyoladan at beni Naciyem. Sakın öyle bir şey yapma, 150 gramım kemiklerim kırılır. Pencerede elin var Naciyem. Pencerede elin var Naciyem. Ne incecik belin var Naciyem. Ne incecik belin var Naciyem. Sen alaman sevgili Naciyem. Sen alaman sevgili Naciyem. Ben söylesem yerin var Naciyem. Ben söylesem yerin var Naciyem. Allah cezanı verecek, atma atma. Saygıyla dostlar. Ben Nazlıur Çiftçi, Zara Kuaför Salonu'na hoş geldiniz. Yarından itibaren hizmet vermekte olacağız ve her zaman kapımız sizler için açıktır. Adres için Zeli Hanım'a yönlendiriyorum. Ancaktepe, Vesel Karani Mahallesi, Asır Türk Caddesi'nde bekliyoruz. Şunu da bildirmek istiyorum. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Teşekkür ederim.
İsmim Yunus Alp. Ben sağlık sektöründe 12 yıldır çalışıyorum. 12 yıldır çalıştığım birimler ve hastaneler, kurumsal hastaneler olmakla birlikte genelde yoğun, stresli ve büyük dikkat isteyen bölümlerde çalıştım. Bu bölüm çocuk kalp cerrahisi, yani 0-70 yaş arasındaki bütün kalp ve damar cerrahisinde sıkıntılı olan hastaların hepsinin ameliyat olup geldiği yoğun bakımlarda görev aldım. 12 yılın sonunda sağlık kabini açmaya karar verdim ve sağlık kabininde şu an Pendik Şehli'de bir sağlık kabini açtım. Sağlık kabininde ne tür işlemler yapılıyor diye merak ediyorsanız, sağlık kabinlerinde tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, serum takma, damar yolu açma, pansuman yapma, tırnak tedavisi yapma, batık tırnak tedavisi, yara bakımı, kulak delme, bu tür hastanelerin acil bölümlerinde yapılan bütün işlemlerin yapıldığı küçük bir birim demek aslında. Ve burada ayrıyetten bizim tek diğer avantajımız da bu hizmetlerimizin hepsini evde de yapabiliyor olmamızdır. Bir telefonla gelip size bu hizmetleri rahat bir şekilde, konforlu bir ortam ve steril bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu işlemlerin hepsini yaparken çocuk kalp cerrahisi kültüründen gelme, enfeksiyona dikkat, yani steril çalışma, temiz çalışmaya özen gösteriyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum ki 12 yıldır çocuk kalp cerrahisinde çalıştığım için damar yollarında hiçbir sıkıntımız yoktur. Çünkü bütün anne ve babaların korkulu rüyası olan damar yolu problemlerini biz bunu çok rahat bir şekilde bir maksimum iki kez deneyerek damar yollarını açabiliyoruz. Bizim yerimiz İstanbul Pendik Şehli'de Akşemseddin Caddesi'nde Alp Ilgaz Sağlık Kabini ile sosyal medyada veya Google haritalardan da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. İletişim adresi